Aşağı yukarı süre doldu, başlayabiliriz. Öncelikle bu sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizi dinlemekte, izlemekte olan ve ileride dinleyecek, izleyecek olan arkadaşlara da sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Saat 16-17 arasında devam edecek bu ikinci oturum, tefsir 2 oturumu. Hocalarımızdan 4 hocamız bu oturumda sunum yapacaklar. Öncelikle Profesör Doktor Hasan Keskin hocamızın sunumu var ama hocamız şu an müsait olmadığı için onu daha sonraya bırakacağız. Hasan hocamız var dediğimiz gibi bu oturumda. Bilal Delisel hocamız var Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden. Vezir Harman hocamız var Tekirdağ İlahiyat Fakültesinden. Ve Hayri Erenay hocamız var Ardahan İl Müftüsü. Hocalarımızın sunumlarını inşallah zevkle dinleyeceğiz. Hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek başlatmış olalım. Tabii ki bu tür sempozyumların hem sempozyuma katılanlar açısından, hem dinleyenler açısından, hem de üniversiteler açısından ülkemizin, Türkiye'mizin akademik ve ilmi potansiyeli açısından oldukça önemli bir yeri vardır. O yüzden bu tür sempozyumların düzenlenmesi her zaman hayırlıdır, iyidir. Biz de elimizden gelen gayretleri vermeye çalışıyoruz. Biz de İstanbul İlahiyat Fakültesi olarak bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Zaman zaman ilanlara çıkıyoruz. İnşallah önümüzdeki Kasım ayında bizim de yine böyle uluslararası bir sempozyumumuz olacak. Müsait olan hocalarımızı oraya da bekliyoruz. Her bir hocamıza 15 dakika vereceğiz. Eğer Hasan Hoca gelmezse icabında soru cevap kısmında geri kalan zamanı da kullanabiliriz ama Hasan Hoca bana da geleceğini söylemişti. O yüzden biz şimdilik hocamıza süre ayıracağız. Fazla uzatmadan hemen ilk hocamıza, Bilal Delisel hocamıza sözü bırakacağım. Bilal Delisel hocamız Ömer Ziyaüddin Dağıstani'nin tasavvuf ve tarikatlarla ilgili fetvalarında kullandığı ayetlerin tefsir değeri konulu bir sunum yapacak. Ömer Ziyaüddin Dağıstani, Kafkasyalı, zaten Dağıstan denmesinden belli bir alim. Daha sonra Malkara'ya, Tekirdağ'a, yani muhtelif tabii yerleri gelmiş. İstanbul'da önemli görevler yapmış. Sonra Malkara'ya kadı olarak göndermiş. Orada aşağı yukarı 8-9 yıl görev yapmış. Zaten belki biraz hocam bilgi verecek. Dolayısıyla Tekirdağ'ın tarihinde önemli yeri olan insanlardan, alimlerden biridir. Şimdi daha fazla bilgi ve özellikle fetvalarında kullandığı ayetlerin tefsir değerini öğrenmek, görmek açısından sözü Bilal hocama bırakıyorum. Bilal hocam buyurun. Şu an saat benim saatime göre 16:03 hocam. Size 15 dakika süre veriyorum. Lütfen süreyi dikkatli kullanmaya çalışalım çünkü web üzerinden olduğu için 15'te 17'de bitirmemiz lazım hocam. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Çok değerli katılımcılar, hayırlı, bereketli bir oturum olmasını temenni ediyorum. Tabii bu sempozyumu düzenleyen Tekirdağ İlahiyat Fakültesi'ne, rektörlüğüne ve ilgili paydaşlara da teşekkür ederim. Bizi YouTube üzerinden dinleyen izleyicilerimize hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak isterim. Şimdi tabii Sayın Başkanım Hidayet Aydar hocamın ifade ettiği gibi yani Ömer Ziyaeddin Daristani bu bölge için hakikaten çok kıymetli, değerli bir şahsiyet. Tabii onun biz burada tabii sufi kendisi olmasa bile önemli bir eserinden Beyanat-ı Fetavai Ömeriye fi Tarikil Aliye isimli bir eseri var. O eseri İrfan Gündüz ve Yakup Çiçek hocalarımız
Türkçe'ye çevirmişler. Biz bu eseri Sihane Eşriyat'tan 1986 yılında basılmış olan çeviriyi esas alarak çalışmamızı yaptık. Tabii şimdi bu eser aslında bütün eserler gibi bir cevap gibi gözüküyor. Yani yaşadığı çağa hem siyasi, sosyal, kültürel alanda çok hareketliğin, hızlı bir değişimin, modernleşmenin ve reform hareketlerinin hızlandığı ve Batı'nın hakikaten birçok yönüyle üstünlüğünü hissettirdiği bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu dönemde tabii bürokrasiden askeriye, ilmi, hukuk, bürokratik alanlarda çok hızlı ve ciddi bir değişim söz konusu. Dolayısıyla geleneksel devlet sisteminden modern devlet sistemine geçilen bir süreç yaşanıyor. Öğretim alanında da yine hepimizin bileceği gibi pek çok değişim yaşanıyor. İşte bu değişimler içerisinde Ömer Ziyaddin Dağıstani bir nakşi olarak, efendim, bir sufi olarak yaşadığı devrin siyasi olaylarına ve politikasının dışında kalmak yerine aktif bir rol üstlendiğini ve önemli bir katılımcı olduğunu görüyoruz. İşte bu katılımını bu eseriyle de ortaya koyduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada tabii Türk modernleşmesinin bütün çalkantılarının ve gelgitlerinin yaşandığı ve çok sancılı bir dönemde yaşıyor Ömer Ziyaddin Dağıstani. O nedenle Ömer Ziyaddin'in biyografisine panoramik ve çok özet bir bakış açısı sunmakta fayda var. Çok özet geçeceğim. Şimdi tabii 1850 yılında Kafkasya'da Miyatlı köyünde bir Avar Türkü olarak dünyaya geliyor ve yüzyıl olarak 19. yüzyıl. İlk tahsilini babasından yapıyor. Arapça öğreniyor ve bu Kafkas dillerini geliştiriyor. Çok ilginç, 1876 yılında Osmanlı-Rus Savaşı'na Şeyh Şamil'in oğlu Gazi Mustafa ile beraber katılıyor. Şimdi bu ne demek? Şu anlama geliyor. 1850'de doğru, 1876'da Osmanlı-Rus Savaşı'na. Yani Ömer Ziyaddin 25 yaşında cephede. Yani cepheden döner dönmez 2 yıl zarfında doğrudan cepheden doğrudan İstanbul'a dönüyor. Ve burada Nakşibendi Halidi Şeyhi Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi'ye intisap ediyor. Ve burada Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi'den tefsir, hadis, fıkıh ve Ramuzul Ehadis okutma icazet alıyor ve halife tayin ediliyor. Bu 2 yıl içerisinde oluyor ve 1978 yılında, bakınız, 76'da Osmanlı-Rus Harbi'ne katılıyor. 1878'de Edirne 2. Ordu Alay Müftülüğü'ne tayin ediliyor. 1878 ile 1892 yılları arasında tam 14 yıl alay müftüsü olarak görev yapıyor. Haziran 1893 ile Mayıs 1901 yılları arasında Malkara Kadılığı'na getiriliyor ve burada 2 yıl kadılığına getiriliyor. Burada Malkara'da Nazife Hanım'la evleniyor ve 8 çocuğu oluyor. Şimdi tabii bunu nasıl okumak lazım? Şimdi 2 yıl içerisinde İstanbul'a geliyor. Ahmet Ziyadi Gümüşhanevi tarafından birçok icazette taltif ediliyor. Edirne Alay Müftüsü oluyor. Malkara Kadısı oluyor. Ve 1908'de hilafeti savunan Hadis-i Erba'in fi Hukuki Selatin diye çok önemli bir eser yazıyor. Yani bu eserler aslında o yaşanılan çağa ve çalkantılara bir cevap gibi okumakta fayda var. Bunu şöyle de okuyabiliriz.
Ahmet Ömer Ziyaddin Gümüşhane, Ömer Ziyaddin Dağıstani efendim çok yetişmiş bir hazır bir eleman olarak İstanbul'da geliyor da düşünülebilir. Böyle yetişmiş bir elemana ne kadar ihtiyaç olduğunu da gösteriliyor ve bu taltif ediliyor anında zaman kaybetmeden önemli görevlere getiriliyor. Yani bu birkaç açıdan okunabilir. Ömer Ziyaddin Dağıstani tabii bu çalkantılı dönem, meşruti yıllar, işte 31 Mart vakasına karıştığı iddiasıyla filan tutuklanıyor, hapse atılıyor. Sonra cezası sürgüne çevriliyor, Medine'ye gönderiliyor. Medine'den Mısır'a geçiyor ve Mısır'da yaklaşık 7 yıl kalıyor Ömer Ziyaddin Dağıstani. Efendim Mısır'da 7 yıl kalıyor ve o 7 yıldan sonra 1916 yılında İstanbul'a dönüyor ve 1919'da Süleymaniye Medresesi'nde Hilafiyat ve 27 Ekim 1920'de de hadis müderrisine tayin ediliyor. 1919'da İsmail Necat Efendi'nin vefatı üzerine boşalan Gümüşhane bir dergahının meşiatına getiriliyor. Dolayısıyla çok önemli görevlerde bulunuyor. Şimdi bu tabii çok panoramik bir şey, çok daha geniş farklı açılardan biyografisi okunup yorumlanabilir Dağıstani'nin. Şimdi bu tasavvuf ve tarikatlarla ilgili fetvalar kitabına, şöyle kaynaklarına bir baktığımız zaman, şimdi hadisle ilgili kaynakları görüyoruz. Buhari'nin Sahih Buhari'si, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i, Müslim'in Sahih'i, İbn Hacer Askalani'nin Fethül Bari'si, yine İbn Hacer Askalani'nin Şerhül Minhaci, Nebevi'nin Kitab-ül Ezkar'ı. Dolayısıyla hadis şeyi yani hadisten istifade ediyor. Hadis müktesebatını kullanıyor eserinde. Tefsire baktığımız zaman tefsirden Zemahşeri'nin Keşşaf'ını, İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhul Beyan'ını, Fahri Razi'nin tefsiri kebirini görüyoruz. Tasavvufla ilgili tabii tasavvuf eseri olduğu için İmam-ı Kuşeyri'nin Risalesi, İmam Rabbani'nin Mektubatı, Sühreverdi'nin Arif-ül Me'arif'i vesaire onlarca eser var. Hepsini saymayacağım zamandan tasarruf açısından. Tabakat kitaplarını kullandığını görüyoruz. Fıkıh kitapları kullanıyor. Zaten fetva kitaplarını çok fazlaca kullanıyor. Tarih ve siyer eserlerinin kaynakları arasında yer aldığını görüyoruz. Mesela Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerif'ine bolca atıflar var. Yine kelam eserleri görüyoruz. Seyit Şerif Cürcani'nin Şerhül Mevakıf'ı, Saadettin Taftazani'nin Şerhül Makasıdı gibi eserleri tasavvuf ve tarikatla ilgili fetvalar kitabında kullanıyor. Şimdi tabii şeye bir bütün olarak baktığımız zaman eserlerden hareketle belki sonuçta söyleyeceğim ama zaman kalmaz diye burada paylaşmakta fayda var. Ömer Ziyaddin Dağıstani tasavvuf düşüncesini ve bu tasavvufun aslında devamlılığını sağlarken sadece tasavvuf eserlerinden değil İslami ilimlerin tamamından yararlandığını görüyoruz. Yani bu anlamda hem bir itikat çerçevesi hem de bir amel çerçevesi var ve bu Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın da Hanefi düşüncesinin sınırlar içerisinde kalmaya özen gösterdiğine dikkat çekebiliriz. Şimdi burada nelere değinmiş? Biz tabii tebliğimizde ayetler yani hangi tasavvufi konuda ayetleri delil olarak kullanmış onlara yoğunlaştık. Mesela intisapla ilgili bir soru soruyor, cevap veriyor. Burada intisapla ilgili cevaplarda
Mesela Şura 89 ve Saffa 84 ayetlerinde kullandığını görüyoruz. Yine alimlerin mürşide olan ihtiyacı, izinsiz zikir, biat, efendim, mesela hırka konusu, benim dikkatimi çektiği için paylaşabilirim. Mesela hırka konusunda efendim, Yusuf suresi 93. ayetini delil olarak kullanıyor. Dolayısıyla burada bunun şer-i şerife uygun olduğunu, işte hırka giymenin ve giydirmenin tarihçesini anlatıyor uzun uzun. İşte sevenin sevdiğini taklit etmesi, ona benzemeye çalışması ve bazı sahabelerin Resul-i Ekrem'in hırkasını giymesini anlatan hadislere yer veriyor. Ayet olarak da efendim Yakup Aleyhisselam'ın gömleğini efendim Yusuf'a götürmesini istediği özür diliyorum, düzeltiyorum. Efendim yani Yusuf Aleyhisselam'ın babasına gömleğini götürmesini istediği ayeti delil olarak getiriyor. Ve burada Bilal da hocam, Necmettin, iki dakikanız kaldı hocam. Efendim hocam? İki dakikanız kaldı. Özetleyelim. Hocam bir üç dakika daha vereceksiniz herhalde hocam. Hocam eğer Hasan Hoca gelmezse önce bir 15 dakikayı kullanalım. Hocam o zaman şöyle burada Necmettin Hidaye'nin Tevilat-ı Necmiye'sinden uzun uzun alıntılar yapmış. Onu belirtebilirim. Marifet ve vuslat, toplu zikir ve istimdat, ayakta zikir, zikir, sema ve raks, cehri zikir, zikrin fazileti ve delilleri, tefekkür, rabıta gibi konularda 40'a yakın ayeti kullanıyor. Delil olarak getiriyor. O ayetleri teker teker tespit ettik. Tebliğimizin içinde var. Sonuç olarak tasavvuf ve tarikatlarla ilgili fetvalar kitabı İslam düşüncesinde önemli bir yeri olan tasavvuf düşüncesinin 19. yüzyılda da devamlılığını sağlanması ve kesintiye uğramaması için kaleme alınmıştır. Bu anlamda didaktik ve pratik bir değeri vardır. Daha ilk soru ve buna verilen cevapla bu çabayı rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de tasavvuf ve tarikat büyüklerini yol gösterici bir şeyh ve mürşid olarak benimsemek, onlara intisap etmek doğru mudur? İslami emir ve yasaklara uygun bir davranış mıdır sorusu her zaman ve her şartta zihinlerde oluşabilecek bir sorudur. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de diyerek tasavvuf, tarikat, şeyh, mürşid, intisap gibi en temel kavramların Kur'an ve sünnetin getirdiği delillerle İslam'a ve şer-i şerife uygun olduğunu, içinde bulunan ve bundan sonraki zamanlarda da gerekli olduğunu ispat etmeye çalışmaktadır. Eserlerde yorumların kaynaklarına işaret edilmesi eseri bilimsel kılmakla beraber müellifin çağından ve önceki birikimden haberdar olduğunu göstermektedir. Kullandığı kaynaklara baktığımızda tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, siyer, tabakat, ilmi gibi İslami disiplinlerin tamamından yararlandığı görülmektedir. Tefsir eserlerine gelince eserde keşşaftan sadece bir yerde alıntı yapılmış, keşşafın dil bilimsel bir tefsir olması bu tasavvuf yorumlara fazla imkan tanımadığını göstermektedir. Razi'nin Mefatul Gayb'ında da tasavvuf meselelerde birkaç atfın dışında atıf yoktur. Eserin ana tefsir kaynağı Bursevi'nin Ruhul Beyanı'dır. İkinci sırada ise Necmeddin Hidaye'nin Tevilat-ı Necmiye adlı eseri yer almaktadır. Eserde zaman zaman zikir gibi bazı Kur'an kavramlarının tasavvuf yorumlara getirirken bazı zorlama tevilleri saymazsak kullanılan kaynaklarla birlikte düşünüldüğünde şunları söyleyebiliriz. Ayetlerin yorumlarında tasavvuf düşüncesini diğer İslami disiplinlerden kesin çizgilere ayırmak güçleşmektedir. Hocam, en azından ehli sünnet tasavvuf anlayış içerisinde bitiriyorum. Ehli sünnet tasavvuf içerisinde kalabilmek için eğer bir müellif Hanefi ise bu mezhebin itikat ve amel çerçevesini dikkate aldığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla kelam ve fıkıh eserlerine müracaat etmek zorunluluğu doğmaktadır. Eser tasavvufi konulara açıklamaya yönelmiş olsa bile ehli sünnet vel cemaatin temel değerleri dizisi içinde Hanefi kalmakla kendisini yükümlü saymaktadır. Teşekkür ediyorum başkanım. Peki Bilal Hocam, teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu tür sempozyumlarda sürenin kısıtlı olması meramı ifade etmek noktasında sıkıntı veriyorsa da inşallah bu tebliğler yayınlanacak ve orada detaylı bir şekilde konu ele alınıp işlenecektir. Tabii Bilal Hocamızın fetvalarda kullanılan ayetleri, onların tefsir değerlerini işlemesi elbette önemliydi ama tabii zaman açısından yeteri kadar açıklamalar yapılamadı.
Ama hocam da belirtti zaten bunlar inşallah tebliğde yer alacak, yayınlanacak. O zaman istifade etme imkanı olacak. Tekrar Bilal Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen Vezir Harman hocamıza geçeceğiz. Vezir hocamız bize Ali Arslan'ın tefsirinde ecel meselesinin kritiğini anlatacak. Ali Arslan hoca biliyorsunuz Büyük Kur'an tefsiri, Hülasatü Tefasir'in müellifi. Yani Tekirdağ'da uzun süre müftülük yaptığı için daha çok Tekirdağ müftüsü olarak da biliniyor, anılıyor. Tabi Diyada görebildiğim kadarıyla Ali Arslan Hoca'ya bir madde ayrılmamış. Tabi bu bir eksikliktir. Umarım bu ilavelerde o eksikliği gidermiş olacaklar. Ama buradan bir daha hatırlatmış olalım. Ali Arslan maddesi olması lazım. Ali Arslan Hoca büyük bir tefsir yazmış. Dolayısıyla Diyada yer alması gereken hocalarımızdan biridir. Diyelim ve sözü Vezir hocamıza verelim. Vezir hocam şu an saat 16:20. Hocam 15 dakika süreniz var. Buyurun hocam. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Güzel bir anekdotta bulundunuz. Hakikaten bence de önemli. İnşallah gereği yapılacaktır diyelim. Şimdi sesim herhalde geliyor değil mi hocam? Anladım. Bir sorun yok hocam. Evet, tamam. Şimdi Ali Aslan'ın tefsirinde yakın tefsirden istifade ederek yapmış olduğu bu tefsirde her ne kadar böyle bir derleme niteliği olsa da bu derlemeyi yaparken bir takım tercihlerde bulunduğunu, dolayısıyla aslında bir takım kanaatlerini de yansıttığını düşünüyorum ben. Bu açıdan baktığımız zaman şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ecelle ilgili kavramlar ve bununla ilgili o tefsirlere böyle göz attığımız zaman bazı notlar aldım. Bunları da inşallah burada bu süre içerisinde paylaşmaya çalışacağım. Rabbim hayırla tamamlasın diyelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ecel Allah kavramından başlayarak burada Allah'ın ecelinden kasıt nedir? Herhangi bir iş için tayin edilen ve uzayıp o noktaya kadar giden zamanın sonudur. Deniyor ki genelde ecel o zamanın sonu için kullanılıyor ekseriyetle. Fakat bazen de o zamanın tamamına da bu isim verilebiliyor. Meşhur olan birinci kullanımdır diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de وَبَلَغْنَ اَجَلَنَا الَّذ۪ي اَجَّلْتَ لَنَا bizim için belirlemiş olduğun, tehir etmiş olduğun ecelimize ulaştık ayetinde mesela zamanın sonuna vurgu oldu. Daha belirgin bir şekilde dikkat çekiyor. Kasas suresinde ise اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَدَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ hangi iki süreyi tamamlarsam bana bir düşmanlık yoktur. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın sözünde burada işte 8 yıl veya 10 yıla tamamlama şeklinde iki tane süreden bahsediliyor. Burada da sanki zamanın tamamına bir vurgu var gibi gözüküyor. لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ burada اُجِّلَتْ tehir manasına gelir diyor Ali Arslan Hoca. Şöyle, evet. Mesela yine ecelin garip ifadesi Kur'an-ı Kerim'de dikkatimizi çeken burada özellikle savaş kendilerine farz kılındığı zaman birilerinin şöyle dediğini Cenab-ı Hak aktarıyor. Levle ehhertene ile ecelin garip. Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen, tehir etsen olmaz mıydı ya Rabbi? İşte yine birine ölüm geldiği zaman o kişinin şöyle dua ettiğini Cenab-ı Hak haber veriyor Münafıkun suresinde. Rabbi levle ehhertene ile ecelin garip. Beni yakın bir süreye kadar tehir etsen olmaz mıydı ya Rabbi? Bir de işte azabı gördüğü gün insanların, kafirlerin özellikle şöyle söyleyeceği, zalimlerin şöyle ifade, benzer bir ifade de bulunacakları aktarılıyor. Rabbena ehhirne ile ecelin garip. Bizi yakın bir süreye kadar tehir et ki senin davetine icabet edelim, Resullere ittiba edelim. İşte burada bizi ertele yani bizden azabı ertele şeklinde bu manada iki şeye dikkat çekiyor. Dahhak ve Mücahid'e göre onlar dünyaya geri gönderilmelerini ve bir zamana kadar kendilerine mühlet verilmesini istemişler olabilir. Fakat bazı müfessirlere göre ise onlar azabın kaldırılmasını ve içinde bulundukları belki ahiret hayatının teklif yurdu haline dönüştürülmesini kısa bir süre için talep ediyorlar. Bu tabii herhalde birincisi daha kuvvetlidir diye bir şey var, tercihi var. Evet.
Ecem-i Müsemma kavramı özellikle Kur'an-ı Kerim'de en dikkat çekici kavramlardan bir tanesi. Bununla ilgili Kur'an'da baktığımız zaman borç ve ecel ilişkisi dikkatimiz çekiyor. İşte ya yuhelledine emenu izâ tedayentum bideynin ile ecelin musemmen fektubuhu. Evet, adı konulmuş müsemma isimden geliyor. Sumu, adı konulmuş, adlandırılmış süre. Bu tabii aslında işte borçlarda genelde mesela belli bir tarih olabileceği gibi aslında mesela bir çiftçiler açısından baktığımızda işte hasat ettiğim zaman sana borcumu ödeyeceğim dese. Mesela bu da adı konulmuş bir şeydir. Dolayısıyla müsemmanın Kur'an-ı Kerim'de kullanılmasının aslında belki özellikle zamandan farklı olarak normalde ecel bir süredir fakat bir şeyin sonu belirlenmiş bir şeyin sonu fakat bu süre zaman olmak zorunda değil diye düşünüyorum. Buradan da böyle bir ama bu konuda tabii Ali Aslan'ın tefsirinde fazla bir şey göremedim. Şimdi süre ve ecel meselesi burada adetli kadınların özellikle iddet süresi daha doğrusu bekleme süresiyle ilgili işte Kur'an-ı Kerim'de feize belagne ecelehunne diye bir ifade geçiyor. Burada tabii süre olarak arbaate aşhurin ve aşra 4 ay 10 gün bir bekleme süresi burada o süre hat la ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ecele farz kılınan bu süre ye ulaşıncaya kadar nikah akdinde bulunmayın. Ne ecel burada süreye dikkat çekilmiş. Doğumla alakalı özellikle insanın anne karnındaki organlarının teşekkül etmesiyle ilgili de yine Kur'an-ı Kerim'de ecel-i müsemmayın kullanıldığını görüyoruz. Ve nukurru fil erhami mâ neşe ile ecel-i musemme. Biz dilediğimizi rahimlerde dilediğimiz bir süre kadar bir süreye kadar orada bekletiriz diyor Cenab-ı Hak. İşte bu buradaki doğum süresi tabii üzerine Ali Aslan Hanifilere göre bu 6 en az 6 ay en fazlası 2 senedir. Şafilere göre en fazlası 4 senedir diye bir farklı bir görüşe de dikkat çekmiş. Burada yine Talak suresinde وَلَيْلَمْ يَحِدْنَ وَاُولَاتُ الْاَحْمَلْ اَجَلَهُنَّ اَنْ يَدَعْنَ حَمْلَهُنَّ İşte hayız geçirmeyen, hayız olmayan kim bayanlar için onların bu süresi ne kadardır? O doğumlarını yapıncaya kadardır. Dolayısıyla ecel illaki bir süre olmak zorunda değil, yani bir zaman olmak zorunda değil, bir durum da olabilir diye. Hani Talak suresindeki bu ayet dikkat çekici. Helak ve ecel ilişkisini yine Kur'an-ı Kerim'de فَلَمَّ كَشَفْنَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ اِلَى اَجَلٍ هُمْ بَالِهُوهُ İşte Firavun hanedanı, işte Hazreti Musa aleyhisselama isyan ediyor. İşte bir takım bu tufan, çekirge, kurbağa, kan gibi bir takım ibretlik olaylar yaşıyorlar. İşte bizden bu şeyi kaldırırsan iman edeceğiz diye söz verdikleri halde kendilerinden bu sıkıntı kalktığı halde imana gelmiyorlar. İşte Cenab-ı Hak diyor ki ulaşacakları ecele kadar onlardan bu sıkıntıları kaldırdık. Buradaki ile ecelin musemme yerine ile ecel denmesi de humbelihuhu tefsirlerde İbn Abbas Firavun hanedanı ile ilgili bu ayetteki süreyi eceli denizde boğulacakları süre şeklinde yorumlamışlardır. Hasan Basri ölecekleri süreye kadar demiştir diyor. Özellikle yani Ali Aslan iki görüşe de yer vermiş. Denizde boğulacakları süre bence önemli. Tabii orada da ölmüş oluyorlar. Yani işin helak edilerek ölmüş oluyorlar. Yani ecel müsemmalarına ulaşmadan ecel olarak ölmüş, denizde boğulmuş olduklarına dikkat çekiliyor. Kurban ve ecel de lekum fihe menafiu ile ecelin musemme. O kurbanlarda ecelin müsemmaya kadar sizin için bir takım menfaatler vardır. Burada o ecelin müsemma nedir diye üç tane görüşü zikretmiş Ali Aslan. Kurban olarak tayin edilme zamanı mı, kesildikleri ana kadar mı, yoksa kurban olduklarına dair bir nişan vakti mi, yani işaretlenmesi midir? Üçü de tabii olabilir. Bununla ilgili tartışmamız, yani fıkıhtaki bir tartışma bu. Ama
buradaki şey nedir? Yine dikkatimizi çeken ecel-ül müsemma bir süre, bir yani zaman olmak zorunda değil, bir durum da olabiliyor. Ecel-ül müsemma adı konulmuş, belirlenmiş, işaretlenmiş şey. Yine Ali Aslan'ın ecel-ül müsemma kavramını özellikle insanın ölümü olarak tefsir ettiği ayetler var. Bir de kıyamet olarak tefsir ettiği ayetler var. Bu biraz daha konumuzu asıl ilgilendiren nokta burası. Şimdi ekseriyetle tabii Kur'an tefsirlerinde ecel-ül müsemma kıyamet olarak tercih ediliyor. Kıyamet günü. Fakat işte bu ihtilaflı bir konu. Dolayısıyla tefsirlere de yansımış. Şimdi Enam suresi 2. ayete baktığımız zaman burada Ali Arslan bunu ölüm olarak, kıyamet değil de ölüm olarak sanki tercih ettiğini hissediyoruz. Fakat burada çok görüş var. Bu görüşlerden işte 4-5 tanesini veriyor. İşte ayet huvellezî halakakum min tînin thumme kadâ ecele. Allah sizi çamurdan yarattı, bir ecel takdir etti, tayin etti, hükmetti. Ecel-ül müsemma onun katındadır. İbn Abbas'a göre işte birinci ecel, burada kastedilen hükmî ecel, ölüm, dünyadaki kalma süresi, ecel-ül müsemma ahiretteki süre. Mücahide göre insan yaratılışı ve ölümü arasındaki süre, ecel-ül müsemma ise insan ölümü ve haşr arasındaki süre. İbn Abbas Mücahid'den yine dünya müddeti, hükmedilen ecel, ecel-ül müsemma insan ölümüne kadar geçen süre. İbn Abbas Atiye insanın uykusu demiş, birinci hükmedilen ecel, insanın uykusu. Ecel-ül müsemma insanın ölümü, eceli. Hükema-i İslam diye özellikle Fahrettin Razi'den naklen Ali Arslan tabii ecel ve ihtirami ecel ile de dikkat çekiyor. Ve gördüğümüz kadarıyla sanki burada Ali Arslan son görüşü biraz daha savunuyor gibi bir vurgu, bir uslup kullanmış. Şimdi hülasa diyerek, hülasa yani bu tartışmaların sonucu buradan çıkan belki şeymiş gibi bir vurgusu var. Cenab-ı Hak kulları için iki ecel hak ettiğini, ya takdir ettiğini bize haber verdi. Mesela bu iki ecel, ama tabii insan için mi iki ecel yoksa iki farklı ecel türü mü var? Yani bu iki şekilde de yorumlanabilir tabii ki. Malum Mutezile'ye göre insanın iki eceli var. Ehl-i Sünnet'e göre insanın bir eceli var. Mesela burada sanki biraz Mutezile'ye bir yani yaklaşan bir yorum gibi de hissedilebiliyor ama tam kesin söylemek zor burada. Birisi her ferdin ölümüyle sonuçlanan ecel, ikincisi hepsinin ölümünden ve dünyanın ömrünün bitiminden sonra yeniden onları iade edip haşretmek ve meydana getirmek şeklindeki ecel. Yani burada Ehl-i Sünnet'in görüşünü savunuyor. Ayet-i celil, evet ayet-i celilde müsemma diye sınıflandırılmamış, sıfatlandırılmamış birinci ecel birçok manaya gelebilir. Mesela Fahrettin Razi'nin Hükema-i İslam'a nispet ettiği bir manası şudur. Her Müslüman iki eceli vardır. Birisi tabii ecel, ikincisi ihtirami eceldir. Tabii ecel eğer insanoğlunun mizacı hariçten gelen arızalardan korunursa onun baki kalma müddeti filan vakte kadar uzanacaktı şeklindeki ecel. İhtirami ecel ise o boğulmak, yanmak, zararlı hayvanlar tarafından ısırılmak gibi ağır sebeplerden dolayı meydana gelen ecel. Aziz Hocam, son iki dakikanız. Nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Ne çabuk hocam ya Allah. Evet. Şimdi aktardıktan sonra eleştirmiyor. Yani onu en azından söyleyelim. Eğer vakit, eğer 5 dakika daha verilirse sonda burada biraz devam etmek isterim. ثُمَّ يَبْعَسْكُمْ ف۪يهِ لِيَوْتَ اَجَلٌ مُسَمَّ. Burada ecel-i müsemmayı tamamlayasınız siz, diye sizi diriltiyor. Burada yine insan ölümü olarak belirtmiş. Allah sizi geceleyin vefat ettirir, bu uykudur diyor. Sonra gündüzle yaptıklarınızı bilir, bu işte zaten uyanma. Sonra sizi tekrar uyandırır. Yani sürekli bu dünya hayatında yaşadığımız bu uyku hali ne kadar sürecek? Ecel-i müsemmayı tamamlamak için. Burada yuh da ecel-i müsemme ifadesini bu ayetteki adlandırılmış ecelden maksat her fert için tayin edilen yaşamdır. Dünyada ne kadar kalacağının süresidir. Yani herkes ecelini tüketip bitirsin diye. Cenab-ı Hak bizi uykudan uyandırıyor ve ölümden diriltiyor. Zümer suresi 40. ayette de yine
buradaki ecel-i müsemmayı insan ölümü olarak belirtiyor. Hud suresinde de yine yumetti'ukum meta'an hasenen, Rabbinizden mağfiret talep edin, ona tövbe edin ki Allah sizi bir ecel-i müsemmaya kadar güzel bir metala faydalandırsın. Yine ölüm hocam, toparlamaya olarak çalışın zahmet. Son cümlelerinizi alalım hocam. Evet. Peki, yani burada Nuh suresinde de bu şekilde, yani son şeyde belki ben o tamamlayayım. Burada kalsın hocam. Tamam. İnşallah. Son Hasan Hoca gelmezse. Aynen. Orada bir toparlayalım hocam inşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Evet. Vezir hocamıza teşekkür ediyoruz. Ali Arslan'ın tefsirinde ecel meselesinin kritiğini yaptı. Ecel tabii ki bizim açımız, tefsir açısından da önemli bir kavram. Kelam açısından daha da önemli belki. Tabii fıkhi boyutu da var biraz evvel. Hocam bazı ayetlerde zaten buna da değindi. Dolayısıyla çok yönlü. Hocamız zaten bunları büyük bir ihtimalle tebliğinde detaylı bir şekilde ele almıştır. Yayınlandığı zaman daha fazla bilgi sahibi olma imkanı elde edeceğiz. Diyelim ve gelelim Hayri hocamıza. Hayri Erenay, Ardahan İl Müftüsü hocamız. Hocamız da bize Hülasat-ı Tefasir'de, yani Ali Arslan'ın Büyük Kur'an tefsirinde zikir kavramını işleyecek. Bakalım Ali Arslan Hoca zikir kavramını nasıl ele almış, hangi boyutlarını öne çıkarmış. Bunları Hayri Erenay hocamızdan dinleyeceğiz. Hayri hocam, şu an saat 16.36 hoca. Kapıyorum hocam. 15 dakikanız var hocam, buyurun. Teşekkür ediyorum hocam. Bismillah ve elhamdülillah. Esselatu ve selamu aleyhi Resulillah ve efendi immetil müştehidin ve selef-i salihin. Öncelikle bu güzelliği bize sebep olup yaşatan tüm başta rektörümüz, dekanımız olmak üzere sizlere teşekkür ediyorum hocam. Bu bereketli geçmesini niyaz ediyorum. Müfessirimiz Ali Arslan hocam Tekirdağ'da müftülük yapmış ve bu arada boş durmamış. Hem ilim adamlığı hem de uygulamalı bir müftülük icra etmişler. Hacimli bir eser yazmışlar. Allah onlardan razı olsun. Büyük Kur'an tefsirinde zikir konusuna girmeden zikrin kısaca kelime ve istilahi manasını zikretmek konuyu daha anlaşılır hale getirecek diye düşünüyorum. Bir istilahi olarak, kelime olarak bir şeyi dille telaffuz etmek, akılda söylemeye hazırlamak, kişinin elde ettiği şeyleri muhafaza etmesi gibi manalara geliyor kelime olarak. İstilahi olarak da Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten ve nisyandan kurtuluş şeklinde tarif etmek mümkün. Bunların eşdeğer manalarda kullanılan kelimeler de var. Kutsal kitaplar manasında, levh-i mahfuz manasında, vahiy, ilim, haber, beyan, ikaz, nasihat, şeref, ayıp ve unutmanın zıttı olarak zikredilmektedir zikir mane olarak. Zikrin değerli hocam müfessirimiz 11 ayette doğrudan telaffuz edildiği, zikir kelimesinin köküne bağlı olarak geçtiği 11 ayette zikir üzerine yoğunluk da durmuş. Bunlar Bakara suresinden başlayarak İnsan suresiyle bitmiş olan 11 ayet. Biz şimdi onlara tek tek inşallah değinmeye gayret edeceğiz. Ali Arslan hocam öncelikle ayetleri tefsirindeki usul olarak çok bir tercih yapmamış gibi gözükse de aktarmış olduğu görüşleri önceki alimlerden müfessirlerden aktarmış olduğu görüşleriyle aslında hangi görüşü ön plana çıkarmak istediğini net bir şekilde okuyucusuna aktarmış değerli müellifimiz. Zikir konusunda Ali Arslan'ın zikir konusuyla ilgili bakış açısına ayetlerin topluca baktığımız zaman insanın yasak meyveyi yedikten sonra nisyandan dolayı cennetten çıkarılışı, buna karşı da Allah'ın insanı ümitsizlik içerisinde, çaresizlik içerisinde dolaşırken kendisini anması ve kendisinin talimiyle öğrettiği kelimatlarla yeniden dünyada Allah'ın affına nail oluşuna dikkatleri çeker ve zikirde asıl olan süreklilik olduğunu, nisyana ilaç olan zikrin sürekli bilinç hali olduğunu aktarmış olduğu görüşlerinde kısa kısa bize hatırlatmaktadır müellifimiz, değerli müfessirimiz. Değerli hocam, zikir darda kalmış bir kula zikir, sabrın ve zikrin zirve noktası olan namazla
insana çıkış yolu olarak gösterilmektedir. Müfessirimiz bu konuyla ilgili olarak ilgili ayete üzerine tekrar tekrar basarak zikrin darda kalındığı zaman sabrın gerçek manada enerjisinin zikir olduğunu, sabrın kuru bir bekleyiş olmadığını vurgu yapıyor. Şimdi müsaadenizle 11 ayetten hocamızın ön plana çıkarmış olduğu bu vurguları Bakara suresi 152. ayette hocam değerli müfessirimiz zikir kavramının üzerinde dururken burada zikrin faziletine dair görüşlere yer verir. Aktardığı kaynaklar kulun Allah'ı anması tesbih, tehlil, tekbir, ezkarla olurken Allah'ın da kulu anmasının zikirle meşgul olan kulunu af etme ile tecelli ve cevap vermesiyle olduğunu hoca vurguluyor değerli müfessirimiz. Devamında Allah'ı zikretmekle emrolunan müminlere sabır ve namazın bu ayette sabır ve namazın zorluklarla baş etmekte iki dayanak ve enerji kaynağı olduğunu özellikle üzerine durarak okuyucularına bunu tefsirini okuyanlara hatırlatıyor. Ve burada dikkat çekici bir şey var. Aldığı görüşlerden hoca bunu ben böyle düşünüyorum demiyor. Hocanın usulü ve üslubu öyle zaten. Hoca değerli müfessirimiz bu konuda görüşünü aldığı, aktardığı, tercih ettiği görüşlerine başvurduğu kendisinden önceki müfessirlerin görüşleriyle ön plana çıkarıyor ve diyor ki beni Allah'ı hatırlayış insanı yalnızlık ve terk edilmişlik duygusundan kurtararak yaşadığı imtihandan en az zararla kurtulmasını sağlar. Dolayısıyla kişiye diri bir ruh hali verilir. Arkasından da insanda önemli birikimler ve dersler bırakır diyor hocam. Buradaki tercihinde. Bakara 198, 200, 203. ayette de zikri hocam değerli müfessirimiz hac ve meşair-i haram meşairdeki yapılan telbiye, tahlil, tahvele dediğimiz la ilahe illallah, lebbeyk Allahümme lebbeyk ifadeleriyle mezzediyor ve haccın zorluklarına karşı insan da haccın zorluklarına karşı direnirken o yürüyüşlerde, Arafat'tan intikallerde, Müzdelife'de, cemarattaki zorluklarına karşı da sürekli zikir halinin hem haccın makbul bir hac olmasını sağladığını hem de kişiye bedenen yorulan kişiye ruhen bir güç verdiğine üzerine durarak telbiyenin ve tekbirin önemli bir zikir olduğunu bizlere hatırlatıyor. Aynı zamanda hoca şunun da üzerine duruyor. Allah'ın övdüğü zikir kelimeleri, telbiye, tekbir gibi zikir kelimeleri Allah'ın övdüğü has mekanlarda yani Arafat'ta, Müzdelife'de, Meş'ari Haram'da cemarat bölgesinde yapıldığında ayrı bir kerem, ayrı bir sevap, ayrı bir güzellik kazanır diyerek bizleri Ali İmran 41'de de müfessirimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın kendisinden sonra Yahya ile müjdelendiğinde yaşadığı bulanık ruh haline karşı bir müjde isteyişi arkasından o konuşmasının insanlara karşı 3 gün yasaklanışıyla kendi iç dünyasında tezekküre dalması noktasında o yaşadığı ruh halini dinginleştiren bir ilaç olarak hocam gerekli bir kişiye dinginlik veren bir yol olduğuna vurgu yapıyor müfessirimiz. Yine Maide 4. ayetinde de bu ayette de ilginç bir şekilde hayatın her alanına serpiştirilmiş bir zikir anlayışıyla hayvan kurban ederken, keserken ya da bir av için çıkıldığında hayvanın kesimi esnasında hayvanın etini laşe olmaktan yenecek bir şifa kaynağı, gıda haline döndürenin hayvanın kesimi esnasındaki üzerine getirilen tekbir olduğunu, Allahu Ekber zikrinin olduğunu da ayrıca hassasiyetle hatırlatıyor. Araf 205, hızlı gidiyorum değerli hocam kusura kalmayın. Hasan hocam şeref verdiniz. Hızlı gidiyorum kıymetli hocam. Hocam 5 dakikanız var. Araf suresi 205-206'da da. Hayır hocam 5 dakika. Tamam biliyorum hocam. Takip ediyorum bir taraftan. 205 ve 206. ayetinde de bu müfessirimiz zikrin belli kelimata bağlı olarak
çok değerli zamanlarına, Allah katında kıymetli olan zamanlarına vurgu yapıldığını söylüyor ve tazarru, hife, vudu ve asal kavramlarını zikrin içinde mezzediyor. Bu önemli bir konu olduğu için kendisi açısından ve zikirde asıl olanın hem dil hem kalple birlikte yapılan zikir olduğunu, sabah namazından güneşin sabah ezanı namazının vakti girdiği andan güneşin doğuşuna kadar olan vaktin çok kıymetli olduğunu ve literatürde vudu adı verildiğini Kur'an'da, arkasından ikindi vakti girdikten sonra da güneşin batımına kadar olan asal dediğimiz vakitte de zikrin ayrı bir kıymet kazandığını bize hocamız, müfessirimiz hatırlatıyor ve bu vakitlerin bizim için önemli olduğunu, bunu destekleyen diğer ayette de bu vakitlerin aynı zamanda meleklerin nöbet değişimi vakti olduğu için nöbette, o nöbet esnasında hem gelen hem de giden meleklerin, bu değerli müfessirimizin ifadesidir, zikrin yapılışına şahitlik etmiş olması hasebiyle de kullar tarafından kıymetli ve değerli bir vakit olduğunu vurguluyor. Enfal 84'te de Allah-u Teala'nın bir savaş esnasında düşmanla karşılaşıldığı zaman askerin ferdi ve toplu olarak direncini zikrin güçlendirdiğine hoca ayrıca vurgu yapıyor ve savaşın ve zaferin zikirle beslenmesi gerektiğini söylüyor kendisi. Bunu kendisi doğrudan bir görüş olarak aktarmıyor hocamızın. Aldığı ve diğer faydalandığı kaynaklardan aldığı tercihlerini de dolaylı olarak belirttiği yerle de bunu sebat ve sabır zaferin altyapısını oluştururken ikisinin de enerjisinin zikir olduğuna vurgu yapıyor. Kehf suresinde Ashab-ı Kehf'in meselesi anlatılırken araya bir giriş yapılarak yarın bir şey yapacağım dediğinde inşallah demeden yapma denen Peygamber Efendimiz'e bir dil inşası öğretilirken hoca da burada diyor ki bir Müslüman geleceğe dair, gayba dair bir cümle kurarken inşallah mutlaka onda olmalı, Müslüman bir dil kullanmalı. Yani toplumun inşallah kelimesiyle peygambere verilen ders, aynı zamanda inşallahın ihmali Peygamber Efendimiz'e vahyin inkıtaya uğraması ve düşmanlarının kendisini yalanla itham etmesi çilesiyle dönmüştür diyor. Ve bununla Efendimiz inşallah'a karşı nasıl bir önemli bir duruş olduğunu inşallah anlamıştır diyor hocam. Diğer bir şeyde değerli hocam, Araf suresindeki vurgularında aynı şekilde hudu ve asal vakitleri dediğimiz vakitlere vurgu yaparak bu vakitlerin sabah akşam olduğunu, burada meleklerin şehadetinin değerli olduğunu, bu önceki ayetin Araf'ı güçlendirdiğini ifade ediyor. Cuma suresinde hoca çok hoş bir tespitle zikrin inkıtaya uğramasının, Cuma'da hutbe ve Cuma namazının zikir olduğunu bu ayette, inkıtaya uğratanın da burada ticaret ve kazanç endişesi olduğunu, bu noktada da dikkatli ve diri bir ruh hali tutulması gerektiğini ifade ediyor. Müzzemmil ayetinde de Peygamber Efendimizin ruh inşasına vurgu yaparak, hoca bunun üzerinde çok uzun durmuyor. İnsan ve Müzzemmil suresindeki ayetlerde sadece zikir maal vererek geçiyor. Ama Müzzemmil suresindeki bu tefsir, zikir kavramına da ayrı bir vurgu yaparak önceki ayetlerde neredeyse tüm tefsirle ilgili, zikirle ilgili verebileceği mesajları veriyor. Son olarak hocam İnsan suresi 24 ve 25'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğinden vazgeçmesi karşılığında dünyalık ne makam isteniyorsa buna sen elde edebilirsin, sana vaat ediyoruz diyenlere karşı yine Resulullah'a Allah'ın zikir kaynağını, zikirle bu dünyalıklara iltifat etmeme noktasında güçlü durmasını tavsiye ettiğini vurgu yapıyor müellifimiz. Ben sanıyorum hızlıca söyledim, anlaşılmıştır, arz ediyorum değerli hocam. Teşekkür ediyoruz Ahire hocam. Allah razı olsun. Gayet güzel bir şekilde özetlediniz.
Bu arada tabii dekanımız Hasan hocamız da gelmiş bulunuyor. Biraz ona zaman ayıralım ama hem Bilal hocamın hem Vezir hocamın hem Hayri hocamın inşallah tebliğlerinde zaten giriş bir şekilde konuyu basıldığı zaman göreceğiz. Hocalarımızdan özellikle bu ecel ve zikir kavramını işleyen hocalarımızdan tabii Ali Arslan hoca bunlara yeni farklı bir bakış açısı getiriyor mu? Farklı bir yorum yüklüyor mu? Ve nasıl bir yaklaşım sergiliyor? Biraz da kritiğini yaparak, eleştirisini yaparak verirlerse tebliğlerinde bu daha da güzel olur, anlamlı olur. Sadece verdiklerini nakletmekle yetinmeseler daha güzel olur diye düşünüyorum. Böylece arkadaşlar, değerli hocalarım, son konuşmacımız olan dekanımız Hasan Keskin hocamıza sıra geldi. 40 yıllık dostum hocam. Hasan hocama mikrofonu verelim. Son olarak hocamla birlikte oturumumuzu bitirmiş olalım. Tabii zaman dar olduğu için bir de 17'de de bitirmemiz gerektiği için fazla bir şey söyleyemiyoruz Hasan hocam. Tekrar sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hasan hocamız bize 16. asır Osmanlı şairlerinden, alimlerinden, aynı zamanda mutasavvıflarından biri olan Nevi Efendi'yi anlatacak bize. Onun özellikle Yusuf suresindeki rüya ile ilgili açıklamalarını, yorumlarını anlatacak. Hasan hocam buyurun. Evet, Hasan hocam size süre tatil etmiyorum. 17'de bitiyor. Serbestsiniz hocam. Saygıdeğer başkanım, çok kıymetli hocalarım, ben de sözlerime hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlayarak başlamak istiyorum. Değerli başkanım, gerçekten bizim çok kadim bir dostumuz, sağ olsun teşrif buyurmuşlar. Biz çok mutlu olduk, bizi mutlu ettiniz her şeyden önce. Belki de ilk defa böyle buluşmuş oluyoruz şeyi açısından, değil mi? Böyle yüz yüze görüşüyoruz da, yani zannediyorum Zoom'da herhalde ilk defa yan yana geliyoruz. Bu da güzel bir şey. Evet, şeyde öğrencilik yıllarında hocamızla çok yakından görüşürdük ama tabii biz gurbete gittik. Hocam İstanbul'da kaldı. Dolayısıyla araya şeyler girdi yani. Mesafeler girdi ama sağ olsun hep hocam bizim kalbimizde. O kalbimizdeki ilk gündeki şey neyse, sevgi, muhabbet neyse, bugün de aynı şekilde hocamıza efendim artarak devam etmiştir. Sonradan Bilal hocamla da yakından tanışmışsınız. Bilal hocam onu söylediler. Evet. Yani Bilal hocama telefonunuzu verdim. Sizinle tanışmak istemişti. Ben de bahsettim Bilal hocama. Tabii Bilal hocam da bizim çok değer verdiğimiz kıymetli hocamız. Hayri hocamız da, o da çok eski arkadaşlarımızdan. Yani o da ta İstanbul'a gidiyor hocamızla hepinize. Zaten Vezir hocamız, dekan yardımcımız bizim. O da baş tacımız, sağ olsun. Allah razı olsun. Fakültemiz için canla başla çalışan hocalarımızdan. Yani bu tabii normal bir şeye pek uymuyor Sayın Başkanım. Nevi Efendi'ye gelsek aslında. Nevi Efendi'ye, evet. Zamanı iyi değerlendirme açısından. Ama bu sizi böyle görünce de çok mutlu oldum. Onun için dayanamadım. Yani biraz beni bağışlayan duygusallık da var bizde. Evet, şimdi öncelikli olarak tabii ben çok özet geçeceğim. Tabii zamanı da iyi değerlendirme gerekiyor. Çok özet, yani özetin de özeti olacak. Öncelikle hepinizden özür diliyorum. Zaruri olarak rektörlükten acil bir şekilde gitmemiz gerekti, istediler. Biz de çok acele bir şekilde hemen gittik, ancak gelebildik. Şimdi bir Nevi Efendi, Tekirdağ çok önemli bir alimi.
Malkaralı Nevi diye meşhur. Kendisi hem şair hem alim, aynı zamanda mutasavvuf ve çok eseri var. Birçok eseri var her alanda aşağı yukarı. İşte tefsirde var, fıkıhta var, kelamda var. Yani eserleri de artık tahkik edilmeye başlandı. Yani bu bölgenin çok önemli alimlerinden biri. Tabii biz araştırdıkça her bir alimin böyle çokça eserleri ortaya çıkıyor. Yani bir, dolayısıyla çalışmalarından birisi de Nevi Efendi'nin Hususul Hikem meşhur İbnül Arabi'nin bu kitap üzerine çok hacimli bir çalışması var, şerh çalışması var. Onu şerh etmiş. Hepinizin malumu Hususul Hikem üzerine yüzlerce şerh yazılmış. Yani önemine binaen, çünkü İbn Arabi toplumda çokça eleştirilen ve aynı zamanda takdir edilen, bir de ele aldığı konular oldukça karmaşık. Tasavvufun en zor, en problemli konular olduğu için çok sayıda İbn Arabi'ye yönelik eleştiriler var, takdirler de var. Genelde mutasavvuf, müfessirler, alimler, özellikle tasavvuf alanında da şeyleri varsa, birikimleri varsa, onlar da bu çerçevede eserler yazmışlardır. Zaten şeyleri bellidir, yani İbn Arabi'nin çizgisi bellidir. Ben o şeye çok giremeyeceğim zaman olmadığı için. Şimdi bu eserde özellikle Peygamberler Tarihi gibi bir eserdir. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar 27 peygamberin adına efendim şeyler vardır, bölümler vardır. Her bir bölümde efendim bir peygamberin zahiri ve yatay düzlemde, batini ve metafizik düzlemde tasavvufi olarak şey yapılmıştır, yani tahlil edilmiştir. Şimdi Fusul-i Hikem'de tabii bir bölümlerden birisi de Hazreti Yusuf peygamberle ilgili bölümdür. Hatta Kur'an'da ismi geçmeyen peygamberlerle ilgili de bölümler var. Biliyorsunuz Hazreti Yusuf peygamberle ilgili baştan sona bir sure de var. Tabii o surede Hazreti Yusuf'un rüyalarından bahseden şeyler var, ayet-i kerimeler var. Özellikle hangi ayetler? Başta Yusuf suresinin 4. 5. ayetleri. Şöyle ki, aynen şöyledir. Bir gün Yusuf babasına demiş ki, babacığım ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Babası yavrucuğum dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Bunun şeyinde bir anlamda cevabı da 100. ayette var. Yusuf suresi 100. ayette, o da aynen şöyle. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki, babacığım işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindandan çıkardı. Sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir. Hikmet sahibidir. Tabii bu ayetler genel müfessirler tarafından şey yapılmıştır, yani yorumlanmıştır. Buradaki efendim söz edilen 11 yıldız, güneş ve ay, efendim işte o kardeşleri ifade ediyor. 11 yıldız, güneş babayı, ay da anneyi veya teyzeyi demişler. O anda Hazreti Yusuf'un annesi de biliyorsunuz şey olmadığı için çok tefsirde teyze olarak şey yapar, geçer. Şimdi tabii bunun dışında Hazreti Yusuf'un kendisinde rüya yorumları var. Rüya yorumunda da şeydir, oldukça kendisine lütufta bulunulmuş. Ondan dolayı da Cenab-ı Hakk'a şey yapıyor, teşekkür ediyor. Bana hem iktidar verdin, bana bir de rüyaların yorumunu öğrettin. Tabii bu rüyaların, rüya kelimesi geçiyor burada ama
farklı da yorumlanabiliyor. Böyle birkaç yerde de var yani rüya ile ilgili ayetler, ama biz özellikle bu çok açık bir şekilde Hazreti Yusuf'un gördüğü, kendi gördüğü rüya bizim burada şey üzerinde durduğumuz. Tabii o rüya ne anlam ifade ediyor? Şimdi bu rüyada Hazreti Yusuf peygamberle kıssadan hareketle hayatın ve varlığın gerçekliği üzerinde yorumlarda bulunuyor İbn Arabi. Burada Hazreti Yusuf'un gördüğü rüyanın ilginç yorumlarını yapıyor. İbn Arabi bu rüyadan hareketle bu dünyada yaşanan hayatın bir rüya ve bir hayal olduğunu, onun gerçekte gerçek olmadığını, ancak gerçeğin bir gölgesi olduğunu söyler. Alemin varlığının hakkın varlığının bir gölgesinden ibaret olduğunu, gerçek varlığın hakka ait olduğu görüşünü ışık gölge metaforuyla ortaya koymaktadır. Yine Yusuf peygamberin gördüğü rüyanın hayatı ve varlığı anlamlandırmada ontolojik tahliller yapar. Ve bu rüyadan hareketle dünyada yaşanan hayatın aslında bir rüya olduğunu söyler. Gerçek bir hayat olmadığını söyler. Israrı veya ihtiyari yolla öldükten sonra insanın görebileceği, yaşayacağı hayatın asıl hayat olduğunu söyler. Yani dünya bir rüyadır. Ayrıca gölge ışığın, nurun varlığına delalet eder ki o da hakkın varlığının bir gölgesi ve delilidir. Gerçek varlık hakka aittir. Kainat ve kainatta var olan her şey hakkın isim ve sıfatlarının birer tecellisinden ibaret olup onun varlığının gölgesi mesabesindedir. Şimdi bunun üzerine bizim üzerinde şey yaptığımız Nevi Efendi, evet tabii bu rüyayı İbni Arabi'nin yorumladığı şekilde yorumlar ve biraz da ilaveler yapar, daha genişletir, bu konuları açar. Ben biraz da şimdi zamanım çok şey daraldı, onlardan bahsetmek istiyorum. Yani Nevi Efendi mesela rüyanın şehadet aleminde ortaya çıkmasından sonra hidayetleri sebebiyle yıldızlar kardeşleriyle güneş, ay ve yıldızlara ışık verdiğinden güneş ile tabir edilir. Yani şunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki bu rüya efendim şehadet aleminde ortaya çıkmasından sonra hidayetleri sebebiyle yıldızlar kardeşleri, yani kardeşleri tam hidayete erdikten sonra diyor güneş, ay ve yıldızlara, yani güneş dediği baba, ay ve yıldızlara, yani ay da şeyi temsil ediyor işte anneyi veyahut da teyzeyi, yıldızlara ışık verdiğinden güneş ile tabir edilen efendim peygamberlik, yani baba aynı zamanda güneş babayı temsil ediyor. Peygamberlik sırlarına yakın olması dolayısıyla teyzesi de tabir şey olarak, yani o da ondan etkilenmiştir diyor. O nurdan etkilenmiştir. Bu yorumu yapıyor. Yine Nevi Efendi bu rüyanın alem misal mertebesinden Hazreti Yusuf'a kendi aynının istidadının ona vergisi sebebiyle kuvveti hayaliyesinde gerçekleşmiş. Yani kendi cihetiyle görüldüğünü açıklıyor. Yusuf'un babası, kardeşleri ve teyzesinin bu rüya için herhangi bir şuur ve iradeleri olmamıştır. Şayet bu bilgiye sahip olsalardı şehadet aleminde de Yusuf'a secde ettiklerinden haberdar olurlar idi. Yani Nevi Efendi bu görüşü işte bazen meleğin Nebi'ye gelişi gibi misallerle bazı durumlarda sadece görenin yahut sadece görülenin yahut da her ikisinin rüyada iradesi söz konusu olduğunu açıklar. Bu gibi durumlarda rüya görüldükten sonra irade sahibi olan tarafından apaçık bilinmektedir.
Afifi bu tür rüyaların sahih, sadık ve en kamil rüyalar olarak hayal mertebesinde bulunan şeyin doğrudan idrakiyle gerçekleşebileceklerini ifade ederken Nevi Efendi'ye göre Hazreti Yusuf'un rüyası bu kabilenden değildir. Hayal hazinesinden çıkan bir rüyadır. Değerli hocam, sürem bitti galiba, değil mi? Böyle. Evet Hasan hocam, süremiz evet, doldu yani, ama dinleyebiliriz isterseniz. Yapmayalım. Yok yani zaten biz bunları şey yapacağız, yayınlayacağız. İnşallah çok detaylı bir şekilde konuyla ilgili bilgiler verdim. İnşallah şeyde okunur. Yani yayınlanınca okunur inşallah. Tamam. Daha önceki çalışmalarımız yayınlandı. Gün yüzüne çıktı. İnşallah bunlar da gün yüzüne çıkacak. Ve inşallah sizlere de gönderilecektir. İnşallah. Allah nasip ederse inşallah. Beni sabırla dinleyen dinleyicilere, katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Peki biz de Aslan Hocam başta olmak üzere Hayri Hocam, Bilal Hocam ve Vezir Hocam'a teşekkür ediyoruz bu güzel sunumları için. Bizi dinleyen veya dinleyecek olan arkadaşlarımıza da muhabbetlerimizi sunuyoruz. İnşallah bu oturumumuz hayırlı olmuştur, hayırlara vesile olur. Hocamızın da belirttiği gibi zaten bunlar yayınlanacak. Yayınlanınca daha geniş bir şekilde okuma imkanı olur. Ama belli bir süre içerisinde burada sunmak gerekiyordu. Onu da yapmaya çalıştık. Şu an saat 7:05-6 geçiyor. Normalde 5'te bitirmemiz lazımdı ama sanırım bir sakıncası yoktur. Son olarak tekrar bütün hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar bu sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hocalarım hayırlı, Allah'a emanet olun. Hayırlı günler olsun. Evet, sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler hocam. Allah razı olsun.